10 Kasım günü Tuzla Piyade Okulu'nda yaşananları dikkatle takip ediyorum. O gün yakalarına Atatürk rozeti takmayı reddeden 3 teğmen ve bu 3 teğmene itiraz eden 4 tane arkadaşının yaşadıkları gündeme gelmişti. Bir soruşturma açıldığını duymuştum ve meseleyi o günden beri yakından takip ediyorum. Öğrendim ki 7'si birden ve amirleriyle birlikte açığa alınmışlar. Üç teğmenin yakalarına Atatürk'ün rozetini takmayı reddeden teğmenlerin mazeretini beyan etmek, alenileştirmek ve savunmak da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e düşmüş. Diyor ki yakalarına takmaları gereken resmi. Ne resmi? Niye söylemiyorsun Atatürk resmini diye de sadece resmi diyorsun. Toplu yine olmadığı için takmayan, savunmasını yapmak, onların avukatlığını yapmak size mi düştü? Ve onlara itiraz edenleri de, onlara itiraz eden dört değmen Atatürk'ün ocağında Atatürk'ün resmini yakasına takmayan tarikatçılara itiraz ediyor. Öyle toplu iğnenin yokluğundan olsa ona herkes bilir ve o ihtiyaç hemen giderilir. Onların ne niyette oldukları, niye takmadıkları ve esas olarak neyi amaçladıklarını elbette biliyorlar. İşin daha pis kokan tarafı da ne biliyor musunuz? Bu açıklamadan 4 gün önce 5 gün önce Yeni Şafak gazetesi Teğmenler Cuntası diye haber yaparak yakalarına Atatürk resmi takmayanları değil de onlara tepki gösterenleri Cunta diye yaftalayarak FETÖ taktiklerine başvurmuş ve bugün ortaya çıkacak olan bu haberlerin psikolojik altyapısını hazırlamıştı. Tam da sorun burada işte. Siz bu tarikatlara, bu cemaatlere Atatürk'ün ordusunu açarsanız, onların orada yerleşmesine, onların orada yapılanmasına izin verirseniz, günü geldiğinde bunlar Atatürk'ün resmini takmayacak hadsizliği gösterirler. Siz 15 Temmuz'dan hiç mi ders almadınız? 15 Temmuz'da Atatürk'ün resmini savunanlar değil, Atatürk'ün resmini takmak istemeyenler, Atatürk'e husumet duyanlar, Atatürk'ten nefret edenler darbeye kalkıştı. Sonra ne oldu? Hepiniz apar topar Atatürk resimlerine sarıldınız. İktidar Partisi bile hiç asmadığı resmi balkonlarından sallandırmaya başladı. Şimdi Atatürk resminden rahatsızlık duyanlara yine yüz vermeye, yine onları bir şekilde şımartmaya, bir şekilde popollamaya başladınız. Buna izin vermeyeceğiz. Bu meseleyi çok yakından takip ediyorum. Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yapmış olduğu görevlerden üstlendiği görevden kendisine bağlı olan kuvvetlerden dolayı sakındığımız, saygı duyduğumuz birisinin bunu yapmasına tahammülümüz yoktur. Ya aklını başına alacak ya biz onun aklını başına getireceğiz.